Sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Yeni bir ünitenin konu anlatım kısmına başlıyoruz. Ünitemiz zorlar ve açılar. İlk konumuz ise açı ortay. Kaleminiz kağıdınız ve siz hazırsanız başlayalım. Açı ortay. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açı ortay denir. Adı üzerinde açıyı ortadan ikiye bölecek. Örnek verirsek 90 derecelik bir açının açı ortayı Şurada BD ışınıdır gördüğünüz gibi. Tam olarak bu ABC açısını 45 45 olarak ortadan ikiye böler diyoruz ve eşit olduğunu göstermek için de bu ifadeleri kullanıyoruz. Küçük bir hatırlatma yapalım. Unutanınız varsa ABD açıyı nasıl yazıyorduk? ABD. Bir kere açının olduğu köşe kesinlikle o kısım ortaya denk geliyordu. Bir de bir çatı koyuyorduk. Bu açı demekti. Bu baştaki de MD ölçüsünü kastediyorduk bu ifadeyle. X de 45 derece eşittir diyoruz. Ve bakalım nasıl çiziliyormuş bu açı ortay. Sorularda pek fazla çizimle alakalı en azından hani pergelle çizebileceğimiz şekilde sorular karşımıza gelmeyecek. Ama yine de öğrenelim. Gelin birlikte inceleyelim. Açı ortay çizimi bir açının açı ortayı açı ölçer veya pergel ile çizilir. Şimdi bakın bir ABC açımız var. Yanda verilen ABC açısının açı ortayını çizelim. Nasıl çizeceğiz? Pergeli açıp çivisini şu tam köşeye açının olduğu köşeye B ucuna yerleştiriyorum. Bir açının kollarını kesen bir yay çiziyorum. Yani etrafında bir döndürüyorum. Sonra D ve E noktaları da diyorum. Hani mesela çevirdim neresi denk gelse Daha yakın da olabilir. Daha uzak da olabilir. Hiç fark etmez. Açının ölçüsü değişmiyor. Hani daha yakından çizersek daha küçük. Daha uzaktan çizersek daha büyük olmuyor. Bunu unutmayalım. Peki sonra ne yapıyormuşuz? Pergelin açıklığını bozmadan yani daha fazla genişletmeyeceğim ya da daraltmayacağım. Çivisini o az önce çizdiğim D ve E noktalarına koyarak iki tane daha yay çiziyorum. Daha sonra bu iki yayın kesiştiği bir nokta olacak. Oraya da bakın F noktası diyoruz. Biz şu B'den F'ye doğru bir ışın çizersek aşağıda gördüğünüz gibi bizim burada çizdiğimiz BF ışını ABC açısının açı ortayı olmuş oluyor. Bunu dediğim gibi sorulardan ziyade şu an elinizde kağıt kalem varsa ve elinizde evinizde pergel varsa bu çalışmayı hemen deneyin. Çok rahat bir şekilde ve doğru bir şekilde bulduğunuzu göreceksiniz. Neye dikkat ediyorsunuz? Pergelin o açıklığını değiştirmemeye, hani genişletmeye ya da daraltma işine girmemeye dikkat ediyorsunuz. Yandaki şekilde BF açı ortay. Bir de bakın B'yi kapatmış ve açık. Neden? B'den sınırlı F kısmı kolu uzayıp gidiyor. 5. E, sınıfın hani hızlı ve kısa bir tekrar da olmuş oluyor. Ve diyor ABF açısı diyor 32 derecedir. ABF. Hemen yazalım üzerine. Şu kısım değil mi? Burası ne kadarmış? 32 dereceymiş. Ee, bize açı ortaydı dedi. Ee, o zaman bize CBF'yi soruyorsa açı ortay ise diyorum ki ortadan ikiye bölmüş. Yani bu ikisi eşit. Bu da 32 derecedir. Cevabımı buldum ve bitti. Yandaki şekilde... BD açıortay, kimin açıortayı? ABC açısının açıortayı. ABC ise 80 derecedir diyor. O zaman hemen yazalım sizinle birlikte. Tamam 80 ise buralara 40 derece 40 derece kalır değil mi? Ve demiş ki bize DBC açısı DBC yani şuradaki 40 derecelik açı neye eşitmiş? 2x eksi 50 dereceye eşitmiş. Buna göre x kaçtır diyor. E tamam. Normal denklem çözeceğiz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Taraftan kalsın eşitliğin bir tarafına. Ve eşitlikte taraf değiştirirken ne yapıyorduk? Şuradaki eksi 50'nin artı olması gibi işaretle de değiştiriyorduk. 40 derece var tabi. Eşittir 2x. 40 ile 50'yi toplarsam 90 derece eşittir 2x. Her iki tarafı da x'in önündeki sayıya yani 2'ye bölersem x buradan kaç çıkacak? 45 çıkacak. Yandaki şekilde DBC açısının ölçüsü 50 derecedir. BE ise ABD açısının açı ortayıdır diyor. BE neresi bakın şurası. Kimin açı ortayı? ABD yani şu ikisi birbirine eşit. Bir de bakın bu işaretler eğer aynıysa eşit demek. Ben birisine iki çizgi diğerine bir çizgi yaparsam eşitlik bozulur. Tamam. Bana neyi soruyor? ABE açısını yani şurayı soruyor. Bulur muyum? Çok da rahat bulurum. Ben bunlara x'e x desem. Ne yaptı bakın? 2x. Bir de ne var? 50 var. E burası doğru değil mi? Evet. Doğru açı kaç dereceydi? Aynen öyle. 180 dereceydi. Artı 50 karşıya nasıl gidiyor? Eksi 50 olarak gidiyor. 180'den de 50'yi çıkartırsam 2x eşittir 130 çıkıyor. Her iki tarafı da ikiye bölersem x buradan 65 çıkar. Bana da zaten şurayı soruyordu. Cevabımız 65. Yandaki şekilde BD ABE'nin açı ortayı. BD bakın burası ABE. O zaman şu iki açı birbirine eşit. X'ine de x'e x diyelim. Sonra BG'de bakın şurası BG. C, B, F'nin açı ortayı. O zaman bunlara da Y'ye Y diyelim. EBF açısı da 70. EBF burası da neymiş? Kaç derece? 70 derece. Bize neyi soruyor? DBG. D bakın burası. B burası. G burası. Arada kalan yer neresi? 70 var. X var. Y var. Bu üçünün toplamını soruyor. Çok da kolay bir soru ve videomuzun da son sorusu. Yine bunun tamamı doğru açı mı? Evet. Ne görüyorsun? 2 tane x var. Artı 1 tane 70 var. Bir de ne var? 2 tane de y var. Eşittir 180 derece. 2x ve 2y. 70'i karşı yatarsam. 2x artı 2y eşittir ne olur? Artı 70 karşıya eksi olarak gidiyordu. 180'den de 70 çıkarsa 110 derece kalır. Bakın 2x 2 her ikisinde de 2 var değil mi? 2 ortak parantezine alabilirim. 2x artı 2'ye 110sa şimdi bana ne lazım? 1x 1y lazım değil mi? Her iki tarafı da 2'ye bölersem x artı y buradan 55 derece çıkmaz mı? Tabii ki de çıkar. E x ile y'nin toplamı 55. Bir de 70 var, değil mi? 70 ile 55 toplarsam aradığım açı tam olarak 125 derece. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.